İkisi merhaba arkadaşlar. Posta Coin'de kanalına hoş geldiniz. Bugün adına mansuriyetimizin 3. günü. Yukarıda bir yazına bak ben siz. 3 gün geçti kardeşim. Sadece bozukum. Şimdi 3. videodayız kardeşim. Arkadaşlar ben size şimdi bir önceki bölümlerde ne yaptığımızı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bir önceki bölümde biz kardeşim buradan ben şapur şapur denizde kaza yaptım. Benim tehnem battı kardeşim. Arkadaşlar büyük bize yolcu gemisi çarptı kardeşim. Ondan sonra arkasına bakmadan kaçtı kardeşim. Ben de buradan yüzdüm arkadaşlar. Bakın şuncacık bak şu döndüğüm yer kadar bir toprak parçası vardı. Biz arkadaşlar yerin altından maden kastık bir şey yaptık. Ağaç kestik derken bu toprakları bu kadar geniş bir şekilde genişlettik değerli dostlar. Burada bu insanlar nereden geldi diye sorarsanız arkadaşlar daha önceki bölümleri izlemeyenler için hemen aktarayım değerli kardeşleri. Bu insanlar da ben porsuk olaraktan ben kurtardım. Birisini köpek balığı yiyordu. Ötekisini yine köpek balığı yiyordu. Üçüncüsünü yine köpek balığı yiyordu. Sonra kesinden yine kubuk balığı yiyordu. Hepsini ben kurtardım kardeşim. Şu sala atladım böyle bıcık diye hemen back drive diye driveladım. Ve ondan sonra bunları getirdim. Oylamaya sundum kardeşim. Ben buranın muhtarı oldum. Yani başkanı gibi bir şey oldum değerli kardeşlerim. Bu bana ne avantaj sağladı derseniz bu bana hiçbir avantaj sağlamadı kardeşim. Ben burayı sadece yönetmek için bu insanların refahı için çalışıyorum burada. Bak burada Jennifer ablamız var mesela. Bunu buğdayların başına başkan atadım. Buğdaylara bakıyor ondan sonra ekmek yapıyoruz. İnsanların karnını doyuruyoruz. Bu ablayı da buraya diktik mesela balık tutsun diye. Ben diyor açım diyor. Bak şu an yukarıda gösteriyor. Ama bu kadın burada yaklaşık olarak 2 gündür burada bir tane balık tutturu görmedim. Vallahi görmedim, billahi görmedim. Bak onlara evler yaptık. Şu yukarıdaki malikaneye soruyorsanız da başkanım sonuçta kardeşim. Benim de bir malikanem, bir sarayım olmasın mı şimdi ya kardeşim? Yönetmek zor arkadaşlar. Şimdi millet yemek yiyor. Sen de gel abla. Ha, gelmiş bile, benden önce gelmiş oğlum. Ben niye yemiyorum lan? Herkes yiyor, ben niye yemiyorum? Don't cheer. 12'lik yükseltiliyim. Vallahi herkes höpürdet diyor. Afiyet olsun gençler. Tatlı mı? Yükseltiliyim. Ana adamlar aşağı düştü ya la. Oğlum ben siz varken yükseltmeseydim iyiydi gençler. Ya kozire bakma. Bina için daha fazla aşağı ihtiyacınız var. Gençler. İnşallah masa çok fazla çarpmamıştı size. Biraz benim masa yükseltirken size çarptı gibi ama... Sorry gençler. Vallahi istemedin oldu. Arkadaşlar bakalım bugün neler yapabileceğiz. Zıpkınım var. Zıpkınla balık avlayabilir miyiz? O konuda pemin değilim ama çılgınlar gibi ilerleyecek. Şuradan bir tane kaplumbağa avlayabilir miyiz? Bir porsuk olaraktan bakalım deneyeceğiz. Oğlum şu balığı bir avlasak balığa bir şey olacak mıdır mı? Biz bir çıkalım bakalım ilk defa bir balık avlayalım dedik ondan başaramadık kardeşim. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Sizlerin sayesinde sizlerin bu videoyu beğenmeyi, abone olmanın sayesinde ben bu adadan kurtaracağıma inanıyorum. Bu insanları da kurtaracağız kardeşim. İnsanlık görevimiz bu bizim. Bak bu insan hiç yiyor mu burada bak. Çalo reis bak gördün mü ne güzel nöbet tutuyor burada nöbetçi kulesinde. Abi seni daha şok atlatamadın mı? Geçen günden beri gözlerin ifaden çok kötü kardeşim. Senin yanına yemek ye, bak arkada hamburgerler yapmış. Hayır abi. Baksana vallahi ateş ederim ha. Arkadaşlar bir havai fişek atayım da belki bizi görürler. Dur bakayım. Puyu. Mermisi bitmiş bunun. Kürek. Lan bu küreği ne yapacağım bil. Arkadaşlar bana çılgınlar gibi odun lazım. Bana çılgınlar gibi odun lazım değerli kardeşlerim. Şu odunları keselim biraz odun kasalım. 24 tane altınımız olmuş. Aslında şuradan şuraya bir gidelim. Buradan arkadaşlar bize teleport yeri açıldı. Trade yeri açıldı. Şimdi trade yerinden buradan bir şeyler alabiliyoruz. Şu tavşandan mesela 10.000 odun diyor. Alalım. Bir tane daha alalım. Bir de balık alalım. Biz bu balıkçı nasıl olsa bizi aç bırakıyor. Şimdi buradan aşağı atladığımızda pışş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 ş
bir şey var. Tavşan tavşan tut kardeşim. Her türlü besine ihtiyacımız var. Bu su içindekine bir gitmem lazım. Allah'ım ben bunu ne çıkacak içinden. Ooo kağıdın çıktı. Ben bunu bileydim. Daha önce sandık kovalardım kardeşim. Al bunu da. Oh 7 seviye oldu birisi. Süper 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 de kardeşim. Ben şimdi arkadaşlar araziyi biraz genişletmek lazım. Çok dar oldu burası. Şimdi şuraya bir genişletelim. Bunlar hala burada uyuyor. Öldünüz mü oğlum? Alo. Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede yükselttik bunları varken?
çocukların başına bir şey geldi. Aylin kardeşim, gençtir. Alo, iyi misiniz? Allah'ım, arkadaşlar cevap yok. Sanki mortu çekmiş gibiler ama hadi bakalım. Bir tane yumurta geldi. O dönleri keseleyim. Pıttık pıttık pıttık. Oh, arkadaşlar şampiyon gibi olacak arkadaşlar. Ben buraya var ya böyle İstanbul gibi kocaman bir şehir yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu arkadaşlarınıza bir bakaydınız. İnsanlık öldü mü kardeşim? Bakın orada. Siz burada höpürdetiyorsunuz. Ben vicdan azabından yanında ağaç kesirken bile utanıyorum. Siz burada yemek yiyip tıkınıyorsunuz kardeşim. Arkadaşlarınız nalları dikti. Oo, et pişiriyor. Oo, vallahi var ya. Oh, oğlum bana ver. Bak lineye çalışıyoruz. Abicim siz niye çalışmıyorsunuz la? Bu ne la, böyle yiyip içip burada duruyorlar. Deport edermişiz ha. Arkadaşlar şimdi biz şöyle bir dehneye bir binelim. Dehneyle bir gidelim bakalım. Şurada bir tane bir şey görüyorum bey. Bize yeni bir işçi alalım arkadaşlar. Diğerlerini deport edelim diyeceğim de karşıda bir tane daha ada var. Bu adalarla savaşa girmemiz muhtemel arkadaşlar. Umarım savaşa girmeyiz. Bir porsuk olaraktan. Benim acı kuvvetimle danışmak istemezler diye tahmin ediyorum ama belli olmaz yani. Sonuçta eceli kepe gelen köpek yani şey yaparmış. Porsuk'un yanına gidermiş. Porsuk'un adasına işgale yeltenirmiş. Bir porsuk asla yenilmez. Aha eski bir kaptan. Aha kaptan galiba lan bu. Elbiseleri çok güzel. Bahriyeli misin abi? Şimdi seni ben bu gemiye kaptan yapacağım kardeşim. Keşke daha iyi bir tekne olsa oğlum. Bunun hızı da yok ya. Bu ne biçim tekne oğlum? Gitmiyor, arkasına bir jet motoru da kaydık ya. 15 hızında ilerliyor. Oğlum şu adanın güzelliğine bakın ya. Allah. Vallahi arkadaşlar ben burada medeniyet kurduktan sonra niye döneyim kardeşim şehre? Mis gibi kendi şehrimi kurmuş olacağım zaten. Hem de sürekli başkanım zaten. Malikhanem de var. Oh. Malikhanemde sandviçlerim de var. Oh, şimdi 21 diyor. Bunu bir yükseltelim arkadaşlar. 18.000. Malikhanemizi genişlettik. Ne işe yaradı bu? Oğlum şu ev merdivenimin önünü kapatıyor ya. Neymiş çıkmış burada bakalım, ne çıkmış? Sandviçler değişmemiş. Şuraya bir tane ampul gelmiş. Şuraya bir tane de ne gelmiş? Bu ne böyle? Dürbün gelmiş. Kimi röntgenleyeceğiz? İleride bir şey var ama tam olarak ne olduğunu çözemedim. Bu ne la? Ev telefonumu bağlattık buraya. Yok. Ev telefonu olamaz kardeşim. Ablacığım biraz yandan vur, yandan. Elindeki sopayla öyle vurulmaz. Yandan vuracaksın, yandan. Buğdayların sağına soluna doğru çekeceksin ki buğdayların dibinden keseceksin. Biz de buğdayları öğütüp ekmek yapabilelim. Arkadaşlar şimdi bize şuradan gelecek olan bir şeyler lazım. Oğlum bunlara ne oldu? Oğlum kalkın artık hadi. Kardeşim öldünüz mü? Alana mı ulan bu? Alana. Alana iyi misin genç adam? Alana. Alana. Deport, deport. Deport et kardeşim. Deport et. Bunlardan hayır gelmez arkadaşlar. Ben bunları artık öteki ahirete doğru deport ettim. Yapacak bir şey yok. Deport etmek ne demek? Deport etmek. Tekmelemek demek. Yani şey manada. Sınırdan atıyoruz kardeşim. Git kardeşim diyoruz. Biz artık burada yaşama. Başka ülkede yaşa diyoruz kardeşim. Neden? Çünkü yatıp duruyorlar arkadaşım. Bize fayda sağlamayacak insana maalesef işimiz yok arkadaşlar. Sonuçta buradaki insanlar bedavaya çalışmıyor yani. Bak insanlar burada zavallı insanlar çalışıyor, ekmek yapıyor. Onlar yediği yerden yemek yiyip yatıyor. Yemek yiyip yatıyor olmaz. Şimdi buradan birazcık kasalayım. Odunlardan keseleyim. Bize kutu lazım, kutu. Line kutu lazım genç adam. Ameliyeye bak, 8 level olmuş. Aferin. Zilfer oğlum burada bir şey var ama görünmüyor. Ne olduğu da belli değil. Neyse. Devam et. Şimdi trade diyor. Nersis diye bir adam var. Trade, hayır ona trade yapmak istemiyorum. Aslında onun adasına gidip bir şeyler araklayabilir miyiz? Bir test etmek lazım. Oğlum burada bir kadın var. Bizim kadına ne olmuş? Kabul etti lan. Arkadaşlar ben gidip şu adamlara bir kolaçan edeyim bakayım. Adaları ne durumda? Aha bir tane insan var. Az önce iki tane adam deport ettik. Bizim hemen gidip arkadaşlar sayımızı, popülasyonumuzu tekrardan arttırmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar insan kaynağı benim için birinci öncelik. Çünkü ben çalışmamam lazım ki tuttuğum bu yakaladığım adamlar çalışsın kardeşim. Ondan sonra ben de rahat rahat şehrin yönetimini ele alayım ki şehrimiz daha hızlı gelişsin. Arkadaşlar emin olun çalışmaktan daha zor bir şey varsa o da yönetmek kardeşim. Bak mesela bu abi eski bir memura benziyor. Memur musun abi diyeceğim şimdi. Ha memurum diyecek. Büyük ihtimal eskiden tapuda görevliydi. O için
güzel. Ben şimdi onu buraya tapuşların müdürü olarak atayacağım kardeşim. Bizim adamımızın tapuşlarından bu sorumlu olacak. Elimizdeki stok miktarıymış. Başka ne yapabiliriz bizim? Eve ihtiyacımız yok gibi. Otlak diyor. Otlağımız var. Kuyu. Aha. Allah kuyuyu unuttuk oğlum biz. Kaç gündür susuz mu geziyormuşuz biz? Allah'ım yarabbim. Şöyle arkadaşlar en müsait alana bir kuyu çakmak lazım. Heh. Sığınma. Ignore. Ne vereceksin bana? Ver bana. Ver. Ver. Kardeşim vermeyeceksin. Niye oyalıyorsun beni? Yükseltilmesi yok. Yükseltmeye de gerek yok o zaman. Şimdi biz mi? Aha maden. Oğlum maden için dünya kadar alan lazım. Ben bu kadar toprağı yapamadım ki daha maden kurayım. Neyse madeni sonraya saklayalım arkadaşlar. Bu simit ne lan? Bu simit neyin nesiymiş? Bu da bir şeyler. Bu da başka bir maden galiba. Tam okuyamıyorum çünkü yanda duruyor. Kuyu, kamp ateşi, gankin, otlak, tarım arazisi. Bana sanki bir tane de tarım arazisi yakışır. Hem de kuyuyu açmışken iyi olur. Çok iyi olur gibi geldi bana. Şimdi ben arkadaşlar buraya yeni bir tarım arazisi açtım. Buraya... Oo, dünya kadar adam var oğlum ağaç kesin. Aslında ağaç kesmek kötü değil. Çünkü ağaç kesmek bizim medeniyetimizi geliştiriyor. Çünkü arkadaşlar ağaç kestiğimiz zaman buralardan tahta düşüyor. Sağdan soldan buramızı genişletiyoruz. Yani topraklarımızı ağaç sayesinde genişletiyoruz biz burada. Bu bizim faydamıza. Bu yüzden her kurtardığımız adam otomatik olarak ağaç kesmekte uğraşıyor. Ağaç kesmekte uğraşıyor. Bu çok güzel bir şey. Aha. İlk günümüz bitiyor. Tavşan yakala. Ablacığım sen de sürekli açsın. Balık tutmak eseri bu kadar bacıktırır ya. Şimdi morbot. Morbot mu? Ben ne yapayım morbotu? Bunu yükseltelim ya arkadaşlar. Yelkenli melkenli yapalım. Oh be bunu yükseltebiliyormuş süper. Dördüncü seviye. Oh mis gibi oldu valla. Arkadaşlar gece gezmek için de botumuzu şey yaptık. Şimdi bakın ışık mışık taktık. Valla çok güzel oldu arkadaşlar. Var ya botumuz gelişti değil. Valla harika bir şey oldu. Ama palet tekerlekler doldu. Rüzgar kuvveti de kullanıyoruz artık. Help diyor. Nerede oğlum bu adam? Help. Kaptan. Hepinizi toplayacağım. Bu da eski bahari illerden. Çok belli. Vallahi eskiden bu kadar ileriye gidip adam toplamıyorduk biz. Anam köpek balığıyla çarpıştım. Oğlum köpek balığı bana kafa attı. Köpek balığı bana kafa attı. Arkadaşlar. Aa gemi. Kardeşim ben alın bunlar gelsin burada. Beni kaçırın. Ha şaha oğlum kimseyi bırakmam ben. Bir porsuk asla insanları yarı yolda bırakmaz kardeşim. 3 tane keklik bulduk yolda. Bir tane sarışın abla, bir tane kızılbaş şaşkın bir arkadaş. Eski memurlardan çok belli kravatı var çünkü. Hayatta kalma yetenekleri sıfıra benziyor. Soldaki de bahriyeli yetenekli bir abiye benziyor. Yani tecrübesi var gibi. Bu bizim işimizi görür. Sağdaki ablayı da tarım bakanı ilan ederiz kardeşim. Burada bir sürü tarım alanımız öldü sonuçta. Gelin bakayım gençler. Hoş geldiniz. Şimdi. Burada ne diyor? Herkes uyuyor. Süper. Ateşin içinden geçtik. Umarım tutuşmayız. Arkadaşlar bir torpaklarımızı genişletmemiz için. Her zamanki gibi yine odun lazım. Çünkü Armelia oğlum evin yok diye tarım arazisinde uyuyorum ya. Kıyamam sana ben. Ev yapmamız lazım ama maalesef. Üzülerek söylüyorum. Ev yapacak yerim yok kardeşim. Yerim, araziyi geliştirmem lazım benim. Ben sizi nereye yatıracağım? Gelin benim manikaneye çıkın dedim ama ben horlarım kardeşim. Rahatsız olursunuz. Şimdi arkadaş diye şimdi 5K'da buradan alsak 25K odun. Benim tahminlerime göre 3 tane veya en kötü 2 tane toprak genişletiriz. Oraya 2 tane de şu evlerden dikeriz. Sarı evlerden dikeriz gibi geliyor. Ah be bir tane de oraydı. Çok güzel arkadaşlar. İnsanları barındırmamız lazım. Şimdi ne olsun. Derme çarpma da olsa dışarıda kalmasınlar. Şimdi ben üstlerine yağmur yağıyor kardeşim. Ben üzülüyorum kardeşim arkadaşlar. Sonuçta biz insanları burada iyi şartlarda yaşatmamız lazım. Bak bu ablamızın mesela burada evi yokmuş. Bir sürü insanımızın evi yok hala bak. Bunun da yok. Bunlara arkadaşlar dedim ki siz dedim burada yaşayın dedim. Keşke bir evin içerisinde sıkışıp iki kişi yatsalar. Benim için daha iyi olur ama yatmıyorlar. Yapacak bir şey yok. 500. Bak daha güzel bir ev oldu. Bunu da yükseltelim. Arkadaşlar valla süper oldu. Yine evleri yükseltelim. Herkesine eşit olsun. Ve güzel olsun. Oh. Oh şimdi demesinler kardeşim. Abi biz çürük çarık evlerde yaşıyoruz. Sen yukarıda malikanede yaşıyorsun demesinler.
Halbuki onlar benim yaptığım işleri yapamazlar. Bak burada ateşin başında uyuyorlar. Aslında ateşin başında uyumak bence evde uyumaktan daha iyi. Yani beni bu küçücük kutu gibi evin içinde yaşa uyumayı mı tercih ederdim? Yoksa şu ateşin yanında mis gibi böyle çıtır çıtır ateş sesleriyle uyumayı tercih ederdim? Ben ateş sesleriyle yanında uyumayı tercih ederdim kardeşim. Arkadaşlar evi büyütünce içerisinde bir kişiyi daha sokabiliyormuşuz. Bu çok iyi oldu. Odalara ayırıyoruz demek ki, bak ev büyüdü. Bir tane daha büyütelim. Keşke bir tane daha insan sokabilsek, içine çok güzel olacaktı. Demek ki bak bir daha büyütünce içine birer tane de insan işte bak iskelender diyor. Vallahi millete evlendirmiş gibi oldum ama neyse, yapacak bir şey yok yani. O kadar olur. Şimdi beyler, yani solo yaşamak, müstakil yaşamak iyidir ama yanınıza bir kişi alın kardeşim. Çok yer kaplıyorsunuz. Üzgünüm. İskelender reis, sen burada yaşa kardeşim. Diğer adam çünkü ben diyorum bu evin niye sahibi yok? Arkadaşlar iki kişiyi deport ettik ya, onların evi boşa düşmüş. Ben onları unutmuşum. Demek ki iki tane ev boşa düşmüş. Bakalım evleri bir tespit edelim. Hangisi, bir tane daha boş olması lazımdı. Sanki onu bulamadık. Neyse. Şimdi bu evdeki kişi uyuyor. Bu evdeki kişi uyuyor. Şunu bir şey itireyim. Burayı da bir kişi daha arka. Bu arkadaş da boş kalmış. Bu kız hatırladım. Bu kız en son kurtardığım kızcağız. Şimdi evet. Bunun da evi oldu. Şimdi bir şey itireyim. Artık her evde hemen hemen iki kişi uyuyabilecek kapasiteye ulaştık. Popülasyonumuzu şu anda daha 3-4 kişilik daha ev yerimiz var. Tekneyi arttıralım arkadaşlar. Tekneye bir gidelim arkadaşlar. Şey yapalım, bir kişi daha bulalım. Sonra devamını bir sonraki bölümde devam edelim. Senin evin hazır kardeşim. Denizin ortasında boğulmaktan kurtuldun. Tertemiz. Böyle içerisinde tuvaleti olan, bir artı bir süper banyosu olan, suyumuz var. Elektriğimiz yok ama elektriği çözeceğiz arkadaşlar. Daha önce demiştim, ben doğalgaz çaktım demiştim arkadaşlar. Milletin adasına bakar mısınız? Bak arkada millet. Bak karşıda arkadaşım, milletin adası var. Ne var? 3-5 tane ağaç var. Yukarıda da kral kendi evini yapmış. Demiş ki hiç kimseyi kurtarmamış. Kurtardıysa da gariban ağacın arasında, sineklerin arasında uyuyor. Bir de kardeşim, bizdeki adamlara bakın. Bizdeki adamlara bakın. Şuraya bakın arkadaşlar. Resmen medeniyet kurduk. Medeniyet. Vallahi insanların yaşadığı eve bak arkadaşlar. Şehir gibi oldu ya. Vallahi gaz lambaları falan. Bak herkes mutlu. Bak herkesin yüzü gülmeye başladı arkadaşlar. Bakın yüzleri gülmemişti. Nasıl gülmesin oğlum? Benim de böyle bozum. Ben de gülerdim. Ne arkadaşlar? İskelendir. Yeni insanları evlerine kavuşturalım. Bunların da yüzü gülsün. Bunlar da mutsuz olmasınlar arkadaşlar. Kimse mutsuz olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da mutsuz olmasın. Porsuk da mutsuz olmasın arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zilden bildirin. Derinler açmayı unutmayın arkadaşlar. Evli evine, köylü köyüne dedik. Şimdi herkesi yerleştirdik değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın değerli kardeşlerim. Bay bay. Pom pom pili pom pom pili pom. Başkan Porsuk medeniyeti kuruyor. Ton tir ton diyerekten sizleri selamlıyorum.